dünyanın en iyi orta sahası olabilecek potansiyeli var. Yetenek, yaratıcılık ve çevre kontrolü açısından Avrupa'da Endombele gibi ikinci bir futbolcu bulunmuyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 2019-2021 yılları arasında Tottenham'ı çalıştırırken Endombele hakkında bu sözleri söylemişti. Röportajın devamında Mourinho, Tangoy o kadar yetenekli bir adam ki her zaman ondan daha fazlasını yapmasını bekliyorsunuz. Çok fedakar ve hırslı bir oyuncu ama bazen beni sinirlendiriyor. Sinirleniyorum çünkü daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Tangoy Endombele Alvaro 28 Aralık 1996'da Demokratik Kongolu bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Estone şehrinin Longumeu bölgesinde doğdu. Bu bölge genelde Afrika'dan gelmiş siyahi yoksul insanların yaşadığı bir bölge olarak biliniyordu. Endombele çocukken Esson'da Paris'in yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki FC Epinay Atletico'da oynadı. Daha sonra 14 yaşındayken Gengamp'a transfer oldu ve burada 3 sezon geçirdi. Profesyonel olarak ilk maçına 16 yaşındayken 11 Ocak 2014 tarihinde çıktı. 2014 yılında Endombele Auxer, Caen ve Angers gibi bilinen Fransız kulüpleriyle deneme antrenmanlarına çıktı. Fakat fazla kiloları bahane edilerek profesyonel sözleşme imzalanmadı. Haziran 2014'te Fransa 2. Liginden o sezon düşen Amiens'a imza attı. Amiens yedek takımında Fransa amatör 3. Liginde 2 sezon oynayan Ndombele, ikinci yılında kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki performansı Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un dikkatini çekti ve Lyon 2017 yılında Ndombele'yi 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Ardından sezon sonu 8 milyon euroya bon servisini aldı. Lyon'daki ilk sezonu çok başarılıydı. Çünkü takıma çok büyük enerji sağladı. Ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmelerine katkı sağladı. Ligde Lyon, Paris Saint Germain ve Monaco'nun ardından 3. olup Şampiyonlar Ligi vizesini kapmıştı. Burada takımın en iyi genç oyuncusu Endombele'nin payı çok büyüktü. Lyon'daki ikinci sezonunda harika başlayan Endombele, Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City deplasmanında 2-1 galip gelinen maçta Harika bir performans sergilemişti. Bu performans Manchester City, Paris Saint-Germain ve hatta Real Madrid gibi Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmesine yardımcı oldu. Sezon ilerledikçe lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gol ve asistler çoğalıyor, istikrarlı bir şekilde oynuyor ve O yaz ayrılması kaçınılmaz görünüyordu. N'Dombele 2 Temmuz 2019'da 62 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Bu tutar Tottenham'ın kulüp tarihinde ödediği en yüksek bonservis ücretiydi. İlk maçına 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'a karşı çıktı. Endombele oyuna girdikten bir dakika sonra Tottenham formasına ilk dokunuşuyla Lucas Moura'ya asist yaptı. Tottenham maçı 3-2 kazandı. Ligin ilk maçında da Aston Villa'yı 3-1 ile geçtikleri maçta ilk golü Endombele atmıştı. 2022 yılının Ocak ayına kadar Tottenham'da 97 maça çıktı. 10 gol atıp 11 asist yaptı. Yükselen grafiği son zamanlarda sıradan bir futbolcu değerlerini düşünce 2022'nin ikinci yarısında eski takımı Lyon'a kiralandı. Sonraki sezonun tamamını da İtalyan ekibi Napoli'de geçiren Endombele 49 maçta görev aldı. Çoğu maçta yedekten oyuna giren yıldız futbolcu sezonu 3 gol 2 asistle tamamladı. Bu sezon başında ise Galatasaray ile la anlaşan La Fonte yani çalım lakaplı Fransız orta saha, satın alma opsiyonu ile kiralandı. 91 numaralı formayı terletecek olan Endombele Fransa'da büyüdüğü bölge alan Longumeo'nun numarası olduğu için bu numarayı seçti. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Galatasaraylı taraftarların heyecanla sahaya çıkmasını beklediği yıldız oyuncuya Florya'nın suyunu acilen içmesini ve tribünleri coşturmasını bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.